Hepinize merhaba arkadaşlar. Hazırsanız ikinci hafta ödevleriniz işte burada. Evet gençler, ikinci haftada işlediğimiz konular neler işlemiştik? Çözümleme işledik. Çözümleme işlemiştik arkadaşlarım. Daha sonrasında asal sayılar işledik. Asal sayılar işledik. Başka ne işledik gençler? Bölen sayılarını işledik. Ve faktöriyel işledik. Bölen sayıları ve faktöriyel. Şimdi bunlarla alakalı biliyorsunuz ki testlerimizi çözdük kitaptaki. Yalnız bu kamp kitabındaki soru adedi ve sadece 1-2 tane test senin bu konuyu pekiştirmen için yetmeyecek. Evet, temeli attık, üstüne 1-2 kat çıktık. Senin bu konuyla alakalı bilmediğin bir enstrüman yok artık, tamam mı? Sen sadece gideceksin soru bankalarında, tamam mı? Bu konuları pekiştireceksin. Bu konuları bu şekilde pekiştirdiğin takdirde senden alası yok. Yani o konuyu artık sene boyunca üstünü kapatabilirsin. Denemelerde çıktığı zaman çözebilirsin. Anlaştık. 1-2 fire haricinde herhangi bir hatan olmayacaktır. Anlaşıldı mı? Neleri çözüyormuşuz? Bu konulardan, kendi soru bankalarımızdan, hani o size kaynaklar önermiştim ya, o soru bankalarından arkadaşlarım, bu konulara ait konu başlıklarını buluyorsunuz ve bir güzel testlerini tüketiyorsunuz. Ne zamana kadar? Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü ve sana Pazartesi gününü de vereceğim. Pazartesi günü dahil olmak üzere bunları çözün. Şimdi, bu ikinci haftanın ödevleriydi arkadaşlarım. İkinci hafta ödevleri. Şimdi gençler, sizlerden ricam bir de şöyle bir şey var. Bunu bir akıl olarak alın kendinize, tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz. Pazartesi günü, örnek veriyorum, biz çözümlemeyi işlemiştik. Pazartesi günü çözümlemeyi işledikten sonra, testini de ben sana çözdüm ya, bunun akşamına çözümleme testlerini mesela soru bankalarından tüketebilirsin. Daha sonrasında salı günü asal sayılar işledik. Asal sayılarla alakalı olan kısmı kendi çözdüğün soru bankalarından işleyebilirsin. En azından hepsini olmasa bile yarısını çöz. Daha iyi pekişir. Bölen sayılarıyla alakalı çarşamba işlemiştik. Çarşamba günü bölen sayılarıyla alakalı olan soruları çöz. Ve faktöriyel, sevgili arkadaşlarım, faktöriyel konusunda bugün işledik. Mesela bugün de faktöriyel alakalı soruları çözdükten sonra geriye hangi günler kalıyor? Cuma kalıyor. Cumartesi kalıyor. Pazar kalıyor arkadaşlarım. Tamam mı? Ben sana pazartesi günü de veriyorum bu ödevleri tamamlamak için. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri sevgili arkadaşlarım sana kalmış oluyor. Ve artık bu günlerde, diğer günlerde hani zaten test sayılarını azaltmıştın ya, azalttığın için sana bu günlerde hem diğer derslere çalışacak vakit bol miktarda kalmış oluyor, hem de sevgili arkadaşım ciddi anlamda yol kat etmiş oluyorsun. Bir düzene, bir plana, bir programa ait hissediyorsun kendini. Böyle hissettiğin zaman zaten olay kendiliğinden gelecektir. Bak, bu dediğimi sakın unutma. Çünkü çok çalışıyorsundur. Aşırı derecede yükleniyorsundur kendine. Ama bir planın, programın yoksa 2 gün sonra ne çalıştığını da unutursun. Bak, çalıştığın konuları unutursun demiyorum ben sana. Ne çalıştığını bile unutursun. Bu çok vahim bir olay. Ama planlı programda çalışırsan, önüne bir liste çıkarıp, ki zaten bu kitabın başındaki o liste de bunu amaçlıyor arkadaşlar. Yoksa yani bir etkinlik olsun, oralara tik atalım tarzında bir olay değil. Neye, ne zaman çalıştığını bileceksin. Hangi stilde çalıştığını zaten kitap belirliyor. Kim anlatıyor zaten konuyu, ben anlatıyorum. Geriye sana, tüm bu listeleri tuttuktan sonra geriye sana ödevlerini yapmak kalıyor. Bak, çok basit bir olay. Yani videonun karşısına geçtin, eyvallah. Ben konuyu anlattım, sen de yazman gereken şeyleri yazdın, notlarını aldın, soruları çözmeye çalıştın. Çok güzel, ama derste çözülen örnekle arkadaşlarım, sadece derste çözülen örnekle olmaz. Hele ki bir başkasının çözdüğü örnekle olmaz. Bakalım bunu kendin yapabiliyor musun diye test etmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda senin önüne koydukları o soruları, TYT'de 120 tane soruyu, AYT'de 80 tane soruyu, toplam 200 tane soruyu sen kendi başına çözeceksin. Ve kendi başına yapabilme yetisine sahip değilsen o iş zaten olmuyor. İstediğin kadar ben sana gel yanıma, ben gece, gündüz, sabah, akşam, öyle her vakitte ben sana böyle yemek yer gibi konu anlatayım ve sınava kadar yapayım bunu. Ve sen sınava girdiğin zaman, sana bir şey söyleyeyim mi? İddia ediyorum, hiçbir şey yapamazsın. Bak, hiçbir şey yapamazsın. Sebebi, çünkü o soruları sadece ben çözdüm. Sen çözmedin ki. Sen sadece konu kafanda çok iyi oturur.
Hangi soru stilinde benim ne yapacağımı bilirsin. Bak benim ne yapacağımı bilirsin. Ama kalemi sana verdiğim an senin o kalemin oynamaz. Dolayısıyla ödevler bizim için çok mühim. Ben bu konunun üzerinde çok duruyorum. Hangi öğrenciyle başarıya ulaştıysam şimdiye kadar her birinde de yaptığımız ortak şey ödevdi. Ödevlerini eksik yapan, ödevlerini yapmayıp bahane üreten, ödevi bir sorumluluk değil de bir yük olarak gören her bir öğrenci arkadaşım başarısız olmaya mahkumdur. Bu belki 400 belki 500 senedir arkadaşlarım. Eğitim sistemi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum bunu. Defaten tekrar ediyorum. Mutlaka ama mutlaka bir topluluk içerisinde tahtada mutlaka bir tahta olur. Tahtada bu işi bilen bir adamdır. Tamam mı? Sadece ders anlatımı için değil. Yani bugün herhangi bir mühendisler odasına bile gittiğiniz zaman, bugün herhangi bir şirketin çalışan toplantısına girdiğiniz zaman bile mutlaka orada bir tahta vardır. İşi anlatacak olan bir kişi vardır mutlaka tahtada. Herkes onu dinlemek zorundadır, dinler. Ve bir toplantıda dahi şunlar üzerine sen şuna çalış, seni bununla görevlendiriyorum tarzında ödevler verilir. Bakın bu şirketlerin içerisinde bile böyledir. Hayatın her alanında böyle arkadaşlar bu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken tek şey bu ödevler arkadaşlar. Evet, konuyu burada çok güzel oturtuyoruz. Evet, konunun üzerine bir iki kat daha çıkıyoruz bir testte iki testte. Fakat dediğim gibi senin yapman gereken öyle bir kamp kitabıyla TYT matematik kısmına öyle ben noktayı koydum falan diyemezsin. Tamam. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyormuş? Aha da bu ödevleri asılmamız gerekiyormuş. Durum bu. Şimdi ister yap ödevini ister yapma. Gerisi sana kalmış. Ama durum bu. Tam olarak bu. Evet. Arkadaşlarım kısa bir video olacak bu. Sonraki haftalarda görüşeceğiz seninle. Bir sonraki haftamızda pazartesi günü bölme ve bölünebilme işleyeceğiz pazartesi salı. Geriye dönük ödevlerini yapabilmen için artık bol miktarda vakit bulacaksın. Çünkü pazartesi ve salı sadece konu videosu atacağım ve test videosu atacağım. Geriye kalan günler çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesiye dahil edip geriye kalan bütün ödevlerini, eksik kalan bütün ödevlerini geri haftalardan, geride bıraktığımız haftalardan eksik kalan bütün ödevlerini ama bütün ödevlerini tam tamına yapman gerekiyor. Bak bu söylediklerim kulağına küpe olsun. Sakın ha sakın unutma. Tamam mı güzel kardeşim? Evet. Arkadaşlarım artık bu videomuzun da sonuna geldik. Bu haftayı da noktalıyoruz. Metin Yayınları Modern Problemler ve Metin Yayınları TYT Soru Bankası biliyorsunuz ki çözmeye başlamıştık sizle beraber. Ondan da aslında bayağı bir video birikti fakat sevgili arkadaşlarım düzenleyip koyamadım ama bu hafta yani önümüzdeki günlerde cuma, cumartesi, pazar, pazartesi size yoğun miktarda videolar gelecek arkadaşlarım, merak etmeyin. O kitaplardan da olan kamplarımızı ilerleteceğiz arkadaşlar. Evet gençler, sizleri seviyorum. Sonraki hafta görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.